özel mülkiyet. Desene. Evrensel ahlak için Tanrı varlığı gerekiyor diyorsun. Ancak hangi Tanrı'nın ahlakı sorusu inanç dışında nasıl temellendiriyorsun? Kur'an eşit değildir evrensel ahlak. Yavrum şöyle söyleyeyim ben sana. Hristiyan da ahlakı temellendirir, Hindu da ahlakı temellendirir. Fakat ahlakı temellendirmek için Tanrı'nın var olmasının gerektiği doğru inanca sahip olmayı gerektirmez. Bu yanlış inanca sahip olan insanların da ahlakı temellendirdiği anlamına gelir. Fakat diyorum ki ateistler daha o kadar yolun başında ki temellendirmeyi dahi yapmıyorlar. Temellendirme doğruluk için, hakikat için şarttır. Fakat yeter şart değildir. Gerek şarttır. Yeter şart değildir. Sen bir temellendirme yapacaksın ahlakta, ondan sonra objektif ahlaka ulaşacaksın. Her temellendirme yapanın objektif ahlaka, doğru inanca sahip olduğunu söyleyemeyiz. Bunu defalarca anlattım. Niçin? Şöyle bir örnek verebilirim. Senin alanın ama. Ya mesela sen diyorsun ki bir sınav yaptık. Bu sınavda doğru cevabı belirleyebilmemiz için bir otoriteye ihtiyacımız var. Evet. Biz konuyu bilmiyoruz evet. diyorsun. Evet. Adam sana gelmiş diyor ki kardeşim otorite de ne bileyim fizikçi mi otorite olacak, biyolog mu otorite olacak? Aynen öyle. O ayrı bir konu ama aynen kesin olan bir şey var. Otorite yoksa burada kimin haklı olduğuna kimse karar veremez. Aynen öyle. Bu kadar ve diyoruz ki ateistler daha bu otoriteden yoksun. Aynen ateist diyor ki yani herkes sana girdi. Evet. O kadar yani çaresizler objektif ahlak konusunda ateistler. Aynen. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Benim alanım değil, ben anladım mesela. Ben ahlak benim alanım değil normalde. Thomas İncil hakkında ne düşünüyorsunuz? Din tarihçisi. Evet. Ne diyorsun?